Tekrar merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz. 16 er ve 6 subayın bulunduğu bir askeri birliğin giriş kapısında nöbet tutmak üzere 2 er, işlemler için ise 2 subay görevlidir. Bir zaman aralığında tutulan nöbetlerle ilgili her er diğer erlerin her biriyle birlikte bir kez nöbet tutmuştur. Her nöbet aralığında iki erle birlikte 6 subay arasından seçilen iki subay görevlidir. Tüm subaylar eşit sayıda görev almışlardır. Durumları gerçekleşmiştir. Buna göre her bir subayın görevli olduğu nöbet sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 16 er var. Mesela bir er diğer erlerle nöbet tutacağına göre bir er 15 diğer erle nöbet tutar. Peki Pekala bununla nöbet tutan bir daha bu arkadaşlar nöbet tutmayacağına göre geriye kalan 14 kişiyle yine nöbet tutar diğeri. Sonra yine diğeri 13 kişiyle, diğeri 12 kişiyle. Burada tutulan nöbet sayısı böyle böyle 1'e kadar gidecek. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 15 değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla buradan sonuç olarak 15 çarpı 16 bölü 2'den 120 tane nöbet demek. Peki her nöbette 2 tane subay görev alıyor. Dolayısıyla 6 subay üçerli gruplar olur değil mi arkadaşlar? 120'yi 3'e bölersek her subay 40 tane nöbette bulunur arkadaşlar. Bir tatil köyü işletmecisi plajda müşterilerinin denize girmesi için satın aldığı boyu eninden 11.2 metre fazla olan dikdörtgen biçimindeki arsaya aşağıda verilen krokiye göre eş dikdörtgen şezlonglar yerleştirmiştir. Şezlongların boyu eninin iki katıdır. Yan yana ve alt alta bulunan şezlonglar arası mesafe 2 metredir. Kenarlarda bulunan şezlongların arsa duvarlarına uzaklığı 4'er metredir. Buna göre bir şezlongun kısa kenar uzunluğu kaç metredir? Gayet güzel uğraştırıcı bir soru arkadaşlar. Bir kalemimizi inceltelim. Şimdi ne diyordu? Kısa kenarı ile uzun kenarı 1'e 2 var. Yani A'ya 2A'ymış. Ve şezlonglar arası 2'şer metreden bahsediyor. 1, 2, 3 değil mi? 3 yani 3 kere 2 6. Sonra duvarları olan uzaklıkları da 4'er metre. Burası 4, burası da 4, 8. Bak 6 burada 8 de burada 14. 14 artı 2A, 4A, 6A, 8A değil mi? 14 artı 8 a. Burası işte eni oluyor arkadaşlar. Pekala boyuna bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 kere 2, 16. 1, 2, 2 kere 4, 8. Artı her biri de a olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane a. Artı 9 a oldu değil mi arkadaşlar? Eee? Diyor ki bakın şurada. Boyu eninden 11.2 metre fazla. Boyu buydu. Yani 9A artı 24. Buradan enini çıkardığımızda 8A artı 14'ü çıkardığımızda 11,2 kalıyormuş arkadaşlar. eksi içeri dağıttığımızda a artı 10 eşittir 11,2. Buradan a eşittir 1,2 olur. Bir şezlongun kısa kenar uzunluğu zaten bize A'yı soruyormuş arkadaşlar. Yeterli büyüklükteki A ve B kaplarındaki su miktarları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A kabında başlangıçta 30 litre su bulunmaktadır. A kabındaki suya her 4 saatte bir 5 litre su eklenmektedir. B kabında her 3 saatte bir 6 litre su eklenmektedir. A ve B kaplarındaki su miktarları 36 saat sonra eşitleneceğine göre başlangıçta B kabındaki su miktarı kaç litredir? Öncelikle bir kalemi kalınlaştıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi A kabında 30 litre su vardı. 4 saatte 5 litre su ekleniyor. E 4 saatte 5 litre su eklenirse 36 saatte doğru orantı ne olur arkadaşlar? 45 litre su eklenmiş olur. Bu bir. İkincisi B kabına bakalım. 3 saatte 6 litre. 3 saatte 6 litre ise 36 saatte 12 katı yani 72 litre su eklenir. B kabındaki su miktarı B olsun. B artı 72 eşittir. 30 artı 45 olacak arkadaşlar. 30 45 daha 75 eder. Attık karşıya. B eşittir. 3 olur. Bir çiftlikte bir günde her inekten 4 litre bir çiftlikte bir günde her inekten 4 litre, bir koyundan 1,5 litre süt alınmaktadır. Bir günde ineklerden alınan toplam süt miktarı koyunlardan alınan toplam süt miktarının 3 katıdır. Bir haftada 672 litre süt elde edildiğine göre çiftlikteki koyun sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar İneğin bir tanesinden 4 litre süt geliyormuş değil mi? İnek sayısı a olsun, dolayısıyla 4 çarpı a litre süt gelir. Koyun sayısı da b olsun, 1,5 buçuk çarpı b litre süt gelir bir koyundan, pardon tüm koyunlardan. Diyor ki bakın, koyunlardan alınan süt miktarının 3 katıdır diyor ineklerdeki süt miktarı. Yani ben bunu ben bunu 3 ile çarpınca eşit oluyormuş. Ne olur arkadaşlar? 4a eşittir. 4,5 B oldu. Buradan tam sayıya çevirirsek 8A eşittir 9B olur. Buradan A'ya ben 9K dersem B'ye de 8K derim arkadaşlar. Şimdi bir haftada 672 litre süt elde ediliyormuş. 672'yi 7'ye bölersek arkadaşlar 9 kere var 63, 42, 6 kere var. Evet 96. Bir günde 96 litre süt alıyorlarmış tüm çiftlikten. Bizden neyi istiyordu? Çiftlikteki koyun sayısını yani B'yi istiyor arkadaşlar. Pekala. Şimdi 4A litre süt alıyordum bir günde. Dolayısıyla 4 çarpı 9K artı işte 1,5B litre de koyunlardan alıyordum. 1,5 çarpı 8K. Bu haliyle toplam 96 oluyormuş. Ne olur? 36K artı artı 8. 4 de buradan 12K eşittir. 96. 48K eşittir. 96 oldu. K buradan 2 çıktı arkadaşlar. Neyi soruyordu bize? Koyun sayısını soruyordu. Yani B'yi yani 8K'yı. 8 kere 2 eşittir. 16 olur cevabımız. Bir bankaya giden Eray 55. sıra numarasını aldığında sıra numarası ne olan müşterinin işi bitmiştir. Her 4 dakikada bir müşterinin işleminin yapıldığı bu bankada 53. ve 54. sıralı 54. sıra numaralı müşteriler bekleyecekleri süreyi uzun bulup beklemeden bankadan ayrılmışlardır. Eray'ın son durumda 96 dakika beklemesi gerektiğine göre neye kaçtır? Şimdi sıra numarası ne olan müşteri bu olsun. Bunun işi bitti yalnız. Dikkat edin. Burada müşteriler var. Sonra 53. ve 54. müşteriler var. Burada da 55. sıra numarasıyla Eray var. Eray'ın son durumda pardon. Bu 53 ve 54. müşteriler gidiyor arkadaşlar. 2 kişi gidiyor. Erayın son durumda 96 dakika beklemesi gerekiyor diyor. E her müşterinin işlemi 4 dakika sürdüğüne göre arkadaşlar 96 bölü 4 eşittir ne olur? 24 olur arkadaşlar. Yani şu an bu haliyle erayın önünde kaç kişi var? 24 kişi var. E bunları da tekrar eklersek arkadaşlar 26 kişi olur erayın önünde. 55'ten 26'yı çıkartırsak arkadaşlar ne olur? 9, 2, 29. Dikkat edin cevap 29 değil ha. Buradan bak 29 numaralıdan bir önceki çünkü en sıralı müşteri işini bitirip gitmişti. Dolayısıyla en eşittir 28 olacak arkadaşlar. Bir tezgahtarın günlük yevmiyesi 100 TL olup 10 adette üzeri sattığı her ürün için 1 TL prim almaktadır. Evet burası önemli görünüyor arkadaşlar. Tamam. Tezgahtarın 6 günlük kazancı aşağıda verilmiştir. Cuma ve öncesi aldığı prim neyse şöyle bir şey bak. Burada şunu belirleyelim önce arkadaşlar. Pazartesi günü 100 lirası yevmiye 20 lira prim almış. Bak burayı anlayabiliyor muyuz? Yani o 100 lira zaten kendinin hakkı fazladan sattığı ürünler için yani 10 adet ve üzerinde sattığı ürünler her biri için yevmiye alıyor. Dolayısıyla bak burada aldığı prim x eksi 200 oluyor. Çünkü 200 lira yevmiyesi var salı ve öncesinde. E dolayısıyla burada aldığı prim 60 lira. Yani çarşamba ve öncesinde toplamda 60 lira prim almış. Perşembe ve öncesinde 70 lira prim almış. Cuma ve öncesinde y eksi 500 lira olur. Cumartesi ve öncesinde de 600 çıkartırsak yani 800 eksi 600 den 200 TL prim alır arkadaşlar. Devam. Cuma ve öncesi aldığı prim. Bakın cuma ve öncesi aldığı prim bu. Tamam. Salı ve öncesi aldığı primin iki katıdır. Salı ve öncesi aldığı primin iki katı. Yani y-500 yerine 2x-400 de yazabiliriz arkadaşlar. Bu bir. Devam edelim. Cuma günü aldığı prim. Cuma günü aldığı prim. Şimdi Bundan dikkat edin. Perşembe ve öncesi 70 almıştı. Hani buna benzer sorular çözmüştük ama arkadaşlar bu bir tık daha üstü. Yani benzer soruyu biraz daha zorlaştırmışlar. Şimdi burada cuma günü aldığı prim cumadan perşembe ve öncesini çıkarmakla olur. Yani bundan 70 daha çıkartırsam cuma günü aldığı prim 2x eksi 470 TL olur. Güzel. Perşembe günü aldığı primin 3 katı. Şimdi bak. Perşembe günü aldığı prim 70'ten 60 çıkartırsak 10 liradır. Perşembenin 3 katına eşitmiş. 3 çarpı 10'a eşitmiş. E 470'i karşıya atarsak 2x eşittir. 500 olur. x eşittir. 250 olur arkadaşlar. İşte bu x her şeyi çözecek arkadaşlar bizim için. Şimdi x 250 ise x eksi 200 burası 50'dir. Tamam. Zaten şuraları biliyoruz. Güzel. 2x eksi 400. Bak. x 250 ise 2x 500'dür. 500 eksi 400 100'dür. Yani şu gün, şu gün cuma ve öncesinde 100 almış. Cumartesi ve öncesinde de 200. Güzel. Şimdi ne diyor bize son olarak? Salı ve cuma günü toplam kaç adet ürün satmıştır? Bak soru içinde soru. Şimdi kaç adet ürün satması? farklı bir soru arkadaşlar dikkat edin. Şuraya alakadar ediyor. En baştaki kısım var ya bak şurayı. Şimdi 10 adet satarsa bir prim yok. 10 adetin üzerinde satarsa prim alıyor. Dolayısıyla bakın salı günü aldığı prim 30 lira. 30 liralık 30 liralık prim alabilmesi için yine yazamadım. 30 liralık prim alabilmesi için bu adamın 40 tane ürün satması lazım. Çünkü 10 adede kadar prim almıyor. Peki bir de ne sorayım? Cuma. E, Cuma da 30 lira prim almış. Dolayısıyla bugün içinde yine 40 tane ürün satmalı. 40-40 toplamda 80 tane ürün satmış arkadaşlar. Bir çiçekçi toptancıdan her biri, her biri içerisinde 45 adet gül bulunan paketlerden belli bir sayıda satın alıyor. Daha sonra kaç paket gül aldığını unutuyor. Çiçekçi aldığı gül sayısı ile ilgili biçiminde 4 basamaklı bir doğal sayıdır. Rakamları çarpımı çift sayıdır bilgilerini hatırlıyor. Buna göre bu sayının en büyük 2 rakamının toplamı en küçük 2 rakamının toplamından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar her birinin içerisinde 45 adet gül var. Dolayısıyla burada yazan burada yazan sayı 45'in katı olacak. Yani 9'un ve 5'in katı olacak. Ve diyor ki rakamları çarpımı çifttir diyor. E burada 3 ve 7 tek arkadaşlar. Dolayısıyla bu ve bu çift olması lazım. Doğru mu? Önce 5'e bölünebilmeyi sağlayalım arkadaşlar. Nokta 3, 7, 0 olabilir. Nokta 3, 7, 5 olabilir. Şimdi 9'a bölünebilmeyi sağlayalım. 3, 7 daha 10. Dolayısıyla buradaki nokta 8 olur. 3, 7 daha 15. Daha 15. Burası 3 olur. Şimdi rakamları çarpımı çift dediğine göre bu ihtimal ortadan kalktı arkadaşlar. O zaman 8, 3, 7, 0'mış. En büyük iki rakamının toplamı 8 artı 7'den 15. En küçük iki rakamının toplamı da 3 artı 0'dan 3. Çıkartırsak 12 olur cevabımız arkadaşlar. Şu kalemi bir kalınlaştıralım tekrar. Bir belediyenin yolcu otobüsünde uygulanan ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. Otobüs ile seyahat edecek 40 kişilik bir toplulukta her yaş grubundan en az bir kişi vardır. 8-18 yaş grubunda bulunan yolcu sayısı 61 ve üzeri yaş grubunda bulunan yolcu sayısının 2 katıdır. 0-7 yaş grubunda 8 kişi vardır. Ödenen toplam ücret 72 nokta noktadır diyor. Bilgileri veriliyor. Buna göre 19-60 yaş grubunda bulunan yolcu sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ne diyordu? Bakın burada 61 ve üzerinin 2 katıdır diyordu değil mi? 8-18 için. Yani ben 61 ve üzerine x dersem 8-18'e ne diyeceğim? 2x diyeceğim. Ve 0-7 yaşta 8 kişi vardı. Dolayısıyla arkadaşlar bunları topladığımızda kaç ediyor? 8 artı 3 x ediyor. E burası kaç olmalı o zaman? Çünkü toplamları 40 da artı a eşittir 40 dersek, a eşittir ne oldu arkadaşlar? 32 eksi 3 x oldu. Tamam şuraya 32 eksi 3 x dedik. Güzel. Toplam ödenen 72 TL'dir demek istiyor galiba arkadaşlar burada. Şimdi toplam ödenen ücret. 2x çarpı 1,5 artı 3 çarpı 32 eksi 3x. Bu eşittir 72 imiş. Ne olur? 3x artı 96 eksi 9x eşittir 72 oldu. 96 eksi 6x eşittir 72. 6x'i buraya 72'yi buraya atarsak 24 eşittir 6x x eşittir 4 bulunur arkadaşlar. Neyi soruyordu bize? 19 60 yaş. Yani 32 eksi -3x 3x'i soruyordu. 32 eksi 3 çarpı 4 değil mi? Ne oldu? 32 eksi 12 20 olur cevabımız. Bir sınıftaki öğrencilerin ağırlık ortalaması hesaplanacaktır. Hesabı 61 kilogram ağırlığındaki öğretmene de katınca ortalama 1 kilogram artarken hem öğretmeni hem de öğretmenin 27 kilogram ağırlığındaki kızını katınca ortalama 1 kilogram azalmaktadır. Buna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi öğrenci sayısı en olsun arkadaşlar. Öğrencilerin, öğrencilerin aritme yani kilolarının aritmetik ortalaması da x olsun tamam mı? Dolayısıyla ağırlıkları toplamı ne olur? N çarpı x olur değil mi? Çocukların ağırlıkları toplamı. Şimdi n çarpı x'e öğretmeni katınca, dolayısıyla n artı 1'e bölmem lazım bu durumda. Aritmetik ortalaması artık 1 kilogram artıyormuş. Yani x artı 1 oluyormuş. Ve çocuğu katınca, yani yine n çarpı x'e öğretmeni artı, öğretmenin çocuğunu katınca bu defa n artı 2'ye bölmem gerekecek. Bu durumda da x eksi 1 oluyormuş arkadaşlar. Şimdi iki durumda da içler dışlar çarpımı yapacağız. n artı 61 eşittir. Ne olur arkadaşlar? Nx nx artı n artı x artı 1 olur. Nx'ler birbirini götürdüğünde biri de buraya atarsak n artı x eşittir 60 oldu. Buradan bu 1. Şimdi şurada bir içler dışlar çarpımı yapalım. Ne olacak arkadaşlar? n artı 2 çarpı x eksi 1 olacak eşittir nx nx artı 88 değil mi? nx eksi n artı 2x eksi 2 eşittir nx artı 88. nx'ler birbirine götürürse 2x eksi n eksi 2 ile karşıya atalım eşittir 90. Bir de n artı x eşittir 60 bulmuştuk arkadaşlar. Bu sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır diyor. Öğrenci sayısına n demiştik. Dolayısıyla biz şuradan hemen şöyle yapalım. Taraf tarafa toplayalım hadi. 3x eşittir 150. x eşittir 50 oldu. n artı x eşittir 60'tı. x'i de 50 bulduk. n eşittir 10 olur arkadaşlar. Devam. Aşağıdaki sayılar belirli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre 2019 sayısı kaçıncı satırda bulunur? Şimdi arkadaşlar öncelikle buradaki sistematiği bir çözmemiz lazım bakın. Şimdi şurası 1 tamam 3 5 bakın buraya kadar 3 tane sayı var 3 tane sayı var şurada burası 2 çarpı 3 eksi 1 bakın buraya kadar 3 4 5 6 tane sayı var burası 2 çarpı 6 eksi 1. Mesela şuraya kadar dolayısıyla 2 çarpı 10 eksi 1. Doğru mu arkadaşlar? İşte burada kaç tane sayı var bu belirliyor. Tamam tamam. Pekala yani bizden 2019 sayısı kaçıncı satırda bulunur diyor. Yani 2019'u 2n eksi 1 eşittir 2019 şeklinde yazarsak 2n eşittir 2020 2020 n eşittir 1010 tamam bu bir arkadaşlar n'i 1010 bulduk yani biz burada 1010. sayıyı arıyoruz 1010. sayı bakın dikkat edin buraya kadar işte 10 tane sayı var buraya kadar 15 tane sayı var dolayısıyla bakın birinci satırda 1 ikinci satırda 2, 3. satırda 3, 4. satırda 4, 5. satırda 5. Böyle 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 eninci satırda toplamda işte 1010 e, tane sayı olacak yaklaşık olarak. Hani biz nerede onu arıyoruz. Mesela bu işte 2019 sayısı şurada bir yerde olabilir. Yani son sınırla ilk sınır arasında bir yerde olacak. Zor bir soru. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Dolayısıyla alt sınırı ve üst sınırı belirleyip Orada bir yerde diyeceğim. Şu satırda diyeceğim. Onu arıyorum ben. Pekala. Şimdi şurada n çarpı hani bunun toplamını biliyoruz biz. n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 1010 dersek yaklaşık olarak ama 1010 çıkmaya da bilir. Tamam yaklaşık olarak böyle bir şey. İçler dışlar çarpımı yaparsak n çarpı n artı 1 eşittir yaklaşık olarak 2020. Yani arkadaşlar öyle bir satırda olacak ki bak 5. satırda tamam mı? 5 tane sayı var. Öyle bir satırda olacak ki n çarpı n artı 1 2020'ye yaklaşık olacak. Şimdi şıklardan denediğimizde mesela 44'ü bir deneyelim bakın. 44 çarpı 45 değil mi? 45. Ne olur bu arkadaşlar? Yaklaşık olarak 2000, 1900, evet 1980, 1980 olur arkadaşlar. Tamam. Yani bu alt sınır değil bak. Buradan fazla bizim sayımız. Demek ki bir üst basamağa geçecek. 45'i deneyelim. Şurada deneyelim hadi. 45 çarpı 46'yı bir deneyelim. 45 çarpı 46, 0, 3, 24, 27, 0, 2, 18. 07, 7, 10'un 0 elde. Evet 2070 bak bu sayıyı geçtik. Demek ki arkadaşlar 45. satırdaki bir sayıyı arıyoruz biz. 2019 sayısı 45. satırda bulunuyormuş.